Evet arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bugün Illustrator'da daha önceden iPad Pro'da çizdiğim, kalem çizimi gibi çizdiğim karakterimi line'larla oluşturdum. Fakat bazıları şöyle closed olmayan şekiller, bazıları closed şekiller. Bunları niye böyle tercih ettim? Şimdi bunu nasıl bir illüstrasyona dönüştüreceğim? Animasyona uygun bir illüstrasyona. Onu birlikte yapalım. Öncelikle karakterimin renkleriyle alakalı bir renk skalası oluşturmanızı tavsiye ederim. Ben genelde böyle yapıyorum. İşte turuncu kullanacağım. Belki turuncuya yakın kahverengi olabilir. Biraz sarımsı bir kahverengi. Ten rengi. Bunlarla tabii daha sonra oynama yapabilirsiniz. Yine böyle toz mavi, uçuk bir mavi. Onun dışında belki açık bir deve tüyü, krem ya da. Şöyle bir rengim olsun. Şalvarını belki böyle bir renk yapacağım. Şu tarafa bir de biraz daha pembemsi. Fakat biraz yellow fazla olabilir. Yellow. Evet. Bir tane daha ekleyeyim. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi öncelikle yukarıdan başlayacağım. Parçaları, her bir bölümün parçaları, elementlerini gruplamanızı tavsiye ederim. Şu mesela bir parça. Şu mesela bir parça. Diye devam edeceğiz. Örgüleyerek gideceğiz. Öncelikli olarak çizgilerimi kalınlaştırdım. Bunlar şapkanın altına girecek. Daha doğrusu sarığın altına gireceği için bunları şöyle ayarlıyorum. Sonra bu seçeneğimde 3 point kalınlığı var. Daha sonra Width Tool'la arkadaşlar kalınlıkları ayarlıyorum. Şöyle. Şimdi çizgilerime geldi sıra. Aynı şekilde Width Tool'a geliyorum. Bunların çizgi özelliklerinden rounded olmasını sağlayabilirsiniz uç kısımlarını. Şöyle seçtiniz çizgilerinizi. Daha sonra stroke'a geldiniz. Rounded corner and cap seçeneğini seçebilirsiniz. Şurada dışarı taşmaları düzeltmeniz lazım ki iyi görünsün. Bu tamam. Sarığıma geçtim. Sarığım yine seçtim sarığı arkadaşlar. Kalınlaştırdım. 3 point. Daha sonra çift tıklayıp içine girdim. Bu şöyle bir krem olsun. Evet, çizgilerim de hazır. Sonra Width Tool'a giriyorum. Bazı yerleri ince atıyorum, bazı yerleri kalınlaştırıyorum. Aynı şekilde diğerlerini de.
Bakın. Sarımız da tamam. Şurada bir saç ayrıntımız var. Daha doğrusu bu ikisi arkada olacak. Kafanın arkasında olacak. Şimdi geriden başlayacağız yapmaya. En geride bu vardı yanılmıyorsam. Ten rengi. Daha sonra bu çerçevede ten rengini daha açık veya daha koyu veya daha renkli. Sonradan tercihinizi değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yine kulak. Bakın burada kulağımı birleştirmediğim için, closed olmadığından dolayı burada sanki ayrı bir ayrıntı gibi durdu. Aynı şekilde bunu da şuradan transform, reflect sağ tuşla açtığım menüden bunu da buraya koydum. Bunu arkaya getirelim. İkisini bir defa da tamamlamış olduk yani. Evet. Şimdi şuradaki detayımızdan başlayalım. Bu böyle kahverengi ama biraz tuğla rengine çekeceğim bunu. Şöyle. Kızıl saçlı gibi. Biraz daha. Aynı şekilde bıyıklarım da öyle olsun. Hatta kaşlarım da. Şimdi biraz detaylandırmaya başlayalım. Kalınlığını ayarlıyorum. 3 yaptım. Width tool. Stroke color şey özelliği. Çok incelttik. Biraz daha kalın olabilir. Hatta şurası daha kalın, şurası ince. Şurası yine kalın. Bu tip oynamalar yapabilirsiniz. Daha sonra kaşa geleyim. Kaşımı yapıyorum. Bit tool'a geldim. Daha kalınlaştırıyorum. Evet. Belki çizgi özelliklerinden yine bunu değiştirebilirsiniz. Evet. Yapacağım. Çok içime sinmedi. Şöyle. Şurayı inceltiyorum. Evet, gayet iyi oldu. Burnumuza gelelim. Burnumuzu da yapıyorum, kalınlaştırdım. Bunu öne alacağız. Bunu tabii aynı zamanda renklendirmemiz lazım.
Bu da birleştirmediğim için hem şuradaki çizgiden kurtulmuş oluyorum, hem de mesela bıyıkların üstünü örtmüş oluyorum. İyi bir teknik, animasyon karakterlerini vektöre çevirirken kullanacağınız. Evet, burundaki detaylara gelelim. Bunlar tabii istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben kendi keyfime göre, zevkime göre, estetik zevkime göre yapmaya çalışıyorum. Evet, gözlerimizi yapalım. Bit tool'a geldim. Evet, kalınlıkları ayarlamaya devam ediyoruz. Kafayı yapalım. Gördüğümüz gibi karakterimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi burada ağzımız var. Ağzımızla alakalı şeklimizi, dişlerin yeri vesaire hepsi hazır. Sadece shape tool'luk birkaç şey kalmış. Kalıbın dışında kalanları shape tool'la ne yaptık? Hallettik. Daha sonra hangi renk yapmak isterseniz artık kendi belirlediğiniz renk durumuna göre onları ayarlıyorsunuz. Fakat ben şöyle bunları biraz daha modifiye ediyorum, işte kalmasını sağlamak için. Kontur gibi de dursun. Evet. Yine burada bıyık detayları. Grupladım. Aynı şekilde diğer tarafa. Şurada da sanki bir şeyler eklesek iyi olacak gibi. Bunu da seçtim. Grupladım. Bunu seçtim. Önce burnu öne alalım. Sonra bıyıklarıyla beraber seçelim. Öne alalım. Evet. Ağız geride kaldı. Çizgiler altta kaldı bu defa. Çizgileri şöyle seçeyim. Bring to front. Grup. Sonra bunu da öne aldık. Kafa, evet, bir şekilde girdi gördüğünüz gibi. Şu çenesindekiyle beraber tüm hepsini seçip sağ tuş, bring front, bring to front seçeneğiyle şunun üstüne gelmesini sağladık. Karakterimiz oluşuyor. Bıyıklara geldik. Bıyıklarda yine kalınlaştırarak başlıyorum işleme. Şöyle bir uzaktan bakayım. 2.5 stroke. Evet, şimdi kalınlıklarıyla yine uğraşalım.
Evet. Bunları tek tek çizip kopyalayarak yapabilirdiniz. Herkesin kendine göre yöntemleri belli bir zaman sonra oturacaktır. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Genel çünkü yapıya bakarak bazı yerleri baştan inceltmeye karar vermeme rağmen sonradan vazgeçtiğim oluyor. Bıyık da tamam. Şimdi kulaklara geldik. İki iyi gibi. 2,2 yapayım ben bunu. Daha sonra kalınlaştırma, inceltme, Width Tool. Güzel. Şimdi kenardaki saç sakal nüansları grupladım, seçtim. Büyüttüm. Bunların her birisi değer olarak bir şey katıyor illüstrasyonumuza. Şu birleşmeyen yerleri birleştirebilirsiniz. Fakat onun öncesinde ne yapalım? Stroke rounded yapalım. Çünkü rounded yaptığımızda oraya bir yuvarlak hat eklediğinden şimdi Width Tool'dan incelikleri ayarlıyoruz. Güzel, iyi bir çalışma ortaya koymak istiyorsanız bunun kısa yolu var mı diye sormayın. Akla geliyor olabilir. Halbuki böyle yavaş yavaş uğraştığımızda işin daha keyifli, güzel, daha estetik olması işten bile değil. Dolayısıyla yavaş yavaş karakterimizi örgülüyoruz. Tekrar Width Tool'a geliyorum. Şöyle bakalım. Kalın geldi. Peki şöyle uzatsak iyi olacak. Biraz daha inceltelim. Sanki daha iyi. Budur. Pembeyi biraz daha göz alıcı yapmak için açacağım. Sanki daha iyi. Evet, kafayı tamamladık. Şimdi diğerlerine parça parça geçelim. Yine en arkadan başlayalım. Bu defa gömleğini yapacağım. Gömleğin şu parçasını. Hemen bunu önce renklendiriyorum. Renklerime tekrar bir bakayım. Şu rengi baz alarak hareket edeceğim. Bakayım. Sanki biraz daha sarı eklersem daha iyi olur gibi. Şuradan biraz daha sarısı. Evet, daha iyi oldu. Şimdi bu tabii çok parçalı böyle görünmüş olabilir size. Burada kol, yelek ayrıntılarıyla beraber bu tamam olacak. Sadece arkada görünen şekliyle bu bizim işimizi görür. Çizgi kalınlığını ayarladım. Sonra Width Tool'a geldim.
Evet. Güzel. Devam ediyorum. Diğer koluma geçtim. Diğer kolumu gömlekten aldım. Bu işte kalacak kısım arkadaşlar. Bu da üstüne gelecek kısım. Bunu da bir ekleyelim. Sonra bunu da bir ekleyelim. Detaylandıracağız. Şu parmak şurada olması lazım. Beklesin şimdilik. Evet. Şimdi bakın şu bunu birleştirmememizin nedeni bu gömleğin içi. Yani şöyle olacak. Biz bunu anime ettiğimizde şöyle şuradan omuzdan hareket ettirdiğimizde şu boşluktan falan hep istifade edeceğiz. Şekil itibariyle orayı kullanacağız. Dolayısıyla bazı çizimlerde buraları birleştirmek sizin için dezavantaja neden olabilir. Kötü görüntü vesaire açısından. Şimdi seçtim. Width Tool'a geldim. Burayı kalınlaştırdım. Tabii üst kolu da aynı şekilde kalınlaştırmak lazım sırıtmaması için. Onun dışında şuraya da biraz kalınlık vereyim. Şuraya da tabii ki. Aksine bu tarafı inceltiyorum şöyle. Şurayı inceltiyorum. Şurayı inceltiyorum. Yani incelik kalınlık tabii size bağlı olarak istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yapabileceğiniz bir şey. Evet. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama fena görünmüyor. Yine bunlara geldim. Bunlar gömleğimizin desenlerini oluşturacak. Bu tatlı mavi yapacağım onu. Kalınlaştırdım. Şöyle bakın. Evet. Şimdi eğer şu aralar alttaki mavinin olmaması sırıttı. Bunun için içine girdim. Grubun içine. Bakın grubun içindeyim burada. Pen Tool'a geldim. Bunun iç kısmına sadece oraları kapatacak şekilde dış çizgisini iptal edeceğiz. Böyle bir mavi koydum. Dış çizgiye geldim. İptal ettim. Dolayısıyla bunları ne yapmam lazım? Öne çağırmam lazım. Şimdi bakın oradaki beyazlıklar gitti. Sonra ne yapıyoruz? Stroke'tan bunları yuvarlığa dönüştürdüm. Sonra eğer arzu ediyorsanız yine bunları incelterek desenleri biraz daha farklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ne kadar detaylı çalışırsanız çalışmanız o kadar farklı bir noktaya gelecektir. Şunu bunun önüne alalım. Bunu diğerinin önüne alalım. Her defasında bakın şu maviler öne çıkıyor. Şimdi oldu. Evet. Bu kolum da tamam. Şimdi elime gelelim. Elde şuradan kafada kullandığımız rengi kullanalım. Fakat bakın ne oldu? Sapımız, çizgimiz görünüyor. Sapa da şuradan kahverengi rengini vereyim. Bakın elin bunun üzerinde olması lazım. Dolayısıyla ne yapacağım? Şu parmaklarımı seçiyorum. Seçtikten sonra bunları stroke özelliklerini ayarlıyorum. Belki biraz daha ince. Sonra grupluyorum bunları. Kesiyorum. Ayrı bir grup olarak yapıştırıyorum. Şimdi bakın sopa içeride duruyor gibi göründü. Dolayısıyla burada da aynı şekilde bunu da kalınlaştıracağız. Şimdi burada nüanslarla oynayabiliriz artık. Parmağın daha iyi görünmesiyle ilgili. Şu birleşme yerleri tam olmadığı için sıkıntılar var. Onları düzeltmemiz lazım. Belki bunları birleştirmek daha faydalı bile olabilir. Şuraların yuvarlak görünmesini sağlamak için öyle yapalım. Evet.
Gayet güzel oldu. Burayı yapmayacağız. Şimdi parmağımızın şu kıvrımı açıkta kalması lazım. Bu elin ayası. Bunu Wit Tool'dan düzeltebiliriz. Şuraları inceltebiliriz. Şöyle. Şöyle. Şurası kalın. Yine buna da yapabilirsiniz aynısını. Tamamen size göre şekillendirebilirsiniz. Evet. Şimdi bu da tamam. Fakat şöyle bir eksiğimi gördüm. Bu eli oynattığımda şöyle üçünü bir. Şurada bir bileğimin olmadığını fark ettim. Dolayısıyla şuraya bir bilek detayı ekliyorum. Kalınlığı şöyle olsun. Bunu arkaya attım. Şimdi bir bileğimiz var. Yani herhangi bir şekilde el dışarı çıkarsa animasyonda orada bilek ayrıntısı bizi kurtaracak. Görsel algı açısından. Evet. Çizgimi kalınlaştırayım biraz daha. Çünkü Wit Tool'dan bunları düzenleyeceğim. Kendinizi çok özgür hissedebileceğiniz bir yer. Bakın böyle naif olduğunu düşündüğünüz şekli bırakabilirsiniz. Şimdi bunlara gelelim. Üstündeki detaylar. Bunu da yerlerini isterseniz oynayabilirsiniz. Çünkü dışarı taştı. Sonra Wit Tool'a geldik. Wit Tool'dan uçları inceltiyorum. Bu inanılmaz güzel bir tool. Arkadaşlar Shape Tool da öyle. Bu ikisi gerçekten hayat kurtarıyor. Her videomda özellikle belirtmeye çalışıyorum. Aynı şekilde burada da bir kolumuz var. Bunu seçelim. Bu defa yine buradan alsın. Bunu da arkaya atıyorum. Sonra Wit Tool'a geldim. Şunları inceltiyorum. Gayet güzel oldu. Devam ediyoruz. Şimdi yeleklerimize geldi sıra. Yeleklerimizi farklı birkaç renkte yapacağım. Daha doğrusu iki renkte yapacağım. Bir tanesi şu pembe olsun. Kenarlarını ona göre değişik desende yapacağız. Şimdi bakın. Şurada bir tane parçamız var. Ki bu parça önemli. Biz bunu öne çıkarmamız lazım. Şöyle. Şu parçamız var. Bunu yine öne çıkarmamız lazım. Bunu da öne alalım. Şu şekilde. Burada şu detaylar var. Bunları öne almamız lazım. Bunun içine girelim. İçinde yapalım bütün işlemimizi. Daha sağlıklı olacak. Öyle görünüyor. Bunun dolgusunu siliyorum. Bunun dolgusunu siliyorum. Şunun. Evet, şekil biraz daha netleşti. Şöyle baktığımda burada fazlalık bir şey görüyor muyum? Hayır. Dolayısıyla şöyle seçtim bunları. Çizgiye geldim. Yuvarlak yaptım. Kalınlaştırdım. Şimdi bana Shape Tool'a geldim. Shape Tool'dan önce şuradan Magnify'ı alayım. Hepsini seçtim. Shape Tool'a geldim. Şurası mavi olsun. Şurası ve şurası mavi olsun. Şurası ve şurası. Şurası mavi olsun.
Geri kalanı öyle olsun. Tamamdır. Şimdi burada artık yapmamız gerekenler belli. Nedir onlar? Bunların ön arka ilişkilerini oynayacağız. Şurada çizgimiz yoktu. Buraya çizgi ekledi. Bunu sildik. Bunu da sildik. Sadece çizgi. Şöyle yapalım. Çizgisel moda geçtiğimizde sildik. Evet. Ceketimiz de 3 aşağı 5 yukarı çıktı. Şunlar desenler, düzenleyebilirsiniz. Bazı yerler bozulmuş. Şöyle. Burada aynı şekilde. Burada aynı şekilde. Şu nedir? Bunu da silebiliriz. Evet. Bence gayet başarılı. Güzel göründü. Yani başarılı derken güzel oldu. İçime sindi. Şuraları, kalınlıkları ayarlıyorum şimdi. Şurayı kalın yapayım. Şurayı kalın yapayım. Şurayı biraz daha ince yapayım. Tamamen kendi isteğime göre şekillendiriyorum. Evet. Şimdi bu tamam. Burada kafa geride kaldı. Kafayı seçtim. Şunu da seçtim. Öne aldım bunu. Yeleğimiz yine arkada kalsın düşüncesiyle. Şurada kalınlıklarda bazı problemler görüyorum. Onları düzeltmekte fayda var. Şöyle biraz daha kibar olsa desenler daha iyi olacak gibi göründü. Şunu da yapalım. Evet. Biraz önce bayağı sırtıyordu. Yaptığınız işin tabii sizi mutlu etmesi, tatmin etmesi önemli. Bu açıdan acele etmeden doğru etkiyi oluşturacak tasarımı yapmak lazım. Şimdi burası tamam. İkinci kısma geçiyorum. Burada yine kalınlıkları ayarladım. Öne getireyim bunu. Arkadakiler, çizgiler gözü rahatsız etti. Shape Tool'a geldim. Shape Tool'dan önce şuradan eyedropper'dan rengi aldım. Sonra seçtikten sonra Shape Tool'a geliyorum. Şurası mavi olsun. Şöyle yapayım ya da. Mavi olmasını istediğim yerleri şöyle seçtim, tıkladım. Bakın. Burada da şekil ortaya çıktı. Şurada rounded yaptım bunları. Kalınlıkları ayarlayalım arkadaşlar. Width tool'a geldim tekrardan. Şurayı kalınlaştırdım. Şurayı kalınlaştırdım. Tamamen size bağlı olarak her şeyi değiştirebilirsiniz. Şuraları incelttim. Şimdi aynı şekilde kafayı seçtim. Bring to front dedim. Evet, yeleğimiz de tamam gibi. Şimdi geldik diğer ele. Eli seçtim, şu parmakları. Arkadaşlar bu dolunun arkasında kalacak. Ondan sonra şu en arkada kalsın. Şu da sopamız. Sopamız da şöyle olsun. Fakat kalınlığını şuradan ayarlıyorum. Çok kalın oldu. Rengini de biraz daha açık bir tonda olsun. Şimdi burada arkadaşlar şunu arkaya gönderiyorum. Diğerlerini öne çıkartıyorum. Sanki sopayı tutmuş gibi olacak.
Bunları grupladım. En arkaya attım. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi davula. Davuldaki detayları seçiyorum. Gruplayıp bunu ayrı bir yerde çalışacağım. Çünkü çok ayrıntı var. Şu ayrıntıyı atlamışız. Şurada da bir tane var. Bakıyorum şöyle. Evet, tamam. Grupladım. Davulun içine girdim. Şimdi en alttakinden başlayarak bunu renklendirmeye başlayacağım. Şimdi öylesine renkleri koyuyorum. Sonra doğru renklerle yer değiştireceğiz bunları. Send to back. Sonra bir öndekine geldim. Seçtim. Send to back. Tek tek öne giriyoruz arkadaşlar. Yine bunu seçtim. Sonra bunu ve bunu seçtim. Öne getirdim. Bir daha boyadım. Bakın davulumuz da 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. Şimdi şuradaki eğrilikler, incelik, kalınlıklar buna bir tat katıyor arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı yok yaptığınız şeye. Aynı hızda devam edebilirsiniz. Kalınlıkları ayarladım. Daha sonra şunlar, şu, şu, şu. Yani davulun bağlama bölgelerini seçtim. Öne çıkardım. Bunlara da bir renk verdim. Bunları sonra hep değiştireceğiz. İncelttim. Çok kalın kaçtı. Sonra şunları seçtim. Evet, gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Yine şurada davulun orta yerinde bu animasyonda bunu burayı çok sık kullanacağız belki. Titreşim vesaire meselesiyle. Dolayısıyla güzel bir yer burası. O yüzden estetik bir şekle sokmamızda fayda var. Şöyle. Gayet güzel oldu. Grupladık. Sonra bunun şeye renklerine geleceğiz. Sıra geldi kuşağımıza. Kuşağımızı şöyle bir renk yapalım. Bunu sonra biraz daha parlak ve açık yapalım. Gömlek de karışmasın. Öne çıkarayım. Sonra ön arka ilişkilerinden sonra bakarız. Kanlaştırdım çizgileri. Sonra line'lara geldim. Rounded yaptım. Şurada dışarıda kalanları bir toparlayayım önce. Başka öyle kötü görünen bir yer yok gibi. Sonra width tool'a geldim. Şuradan başladım. Kalınlıklar, incelikler arkadaşlar bunlar olayın dinamiği. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Fakat zaten burada nereyi, nerede yapmanız gerektiğini zamanla öğreneceksiniz. Kuşak da tamamdır arkadaşlar. Şu ikisini kafayla beraber öne çıkardık mı sanki tamam oluyor. Tabi davul ayrıntısı da var. Bakın. Gayet güzel gidiyor. Genel olarak karakterimiz ortaya çıktı. Şimdi kuşağının uzantıları, onun dışında ayakkabıları, ondan sonra şalvarı kaldı. Onlara biraz daha detaya gireceğiz. Şöyle bir yaklaştıralım. Biliyorsunuz bunlar ayrı gruplar halinde. Grubun içine girip
İçinde de edit diyebilirsiniz. Sonra A tool'lardan A'ya basıp tek tek de o şekilde seçebilirsiniz. Bunların hepsi gruplu. Şimdi bu diğerinin kopyası olacağı için diğerini sildim. Çünkü bir tanesini yapıp öbür tarafa kopyalayıvereceğiz. Evet. Şimdi buradaki renklerimiz biraz gömleğin rengine yakın oldu. Ondan ben biraz bunun rengini değiştirmek istiyorum. Gömleğin renginde biraz oynayabiliriz. Biraz daha deve tüyü, sarısı ve kırmızısı biraz daha yoğun bir renk yapmayı düşünüyorum. Evet, şu fena değil gibi. Ki kuşaktan ayrılsın biraz. Evet, daha iyi oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha belki ister. Evet, küçük bir fark gibi görünse de büyük bir fark oluşturduğu ortada. Evet, şimdi uzantılar. Bunları aynı yapacağız kuşakla. Eyedropper'la onun rengini ayarladım. Bunu ön plana çıkaracağım. Arrange'den Bring to Front diyorum. Bu uç kısmında bakın arkadaşlar, arkada beyazlık görünüyor. Bu iki ucu birleşik bir çizim olmadığı için buraya arkaya bir parça koymamız lazım. Buraya bir parça ekledim. Aynı renk zaten. Dış çizgisini iptal ediyorum. Fakat diğer bizim seçeneğimizi, yani kuşağımızın uzantısını öne çıkartıyorum. Bakın arkada bu göründüğü için sanki oraya kapalıymış gibi duracak. Animasyonda bunun arkada olmasının bir önemi yok. Yine yerlerini, pozisyonlarını ayarlıyorum. Çizgilerini düzeltmeniz gerekiyorsa, biraz çizgiler kalınlaştırınca bu tip bozukluklar ortaya çıkar. Onun dışında şurayı da düzelteyim. Evet. Daha iyi oldu diyebilirim açıkçası. Tabii herkes kendi farklı şeyler görebilir. Bana göre tamam gibi. Şimdi Bit Tool'a geliyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi Bit Tool'dan belli ince ve kalınları ayarlayıp stilimizi tüm karakterin tamamında, bütün parçalarında aynı şekilde sürdürmüş olacağız böylece. Şurayı incelttik. Şurada gene helezon gibi yapının içinde genişten dara doğru gelen bir şey. Şurayı biraz inceltebiliriz belki. Aynı şekilde burayı tam tersine, şurayı kalınlaştıralım. Uçlar biraz kalın oldu sanki. Şunu da yaptıktan sonra ona bakalım. Aynı şekilde bu sefer gömleğin rengi olsun. Çizgi kalınlığını önce standart belli bir boyuta getirdim. Evet. Sonra arkadaşlar, şöyle çekeyim. Biraz yaklaştırıyorum. Bu sefer altta kaldığı için onu öne al, arkaya al, uğraşmamak için içine girdim. Grubun içine girdiğinizde içinde ayrıca çalışabiliyorsunuz malum. Yeni versiyonların güzelliklerinden bir tanesi. Şurası ince, başı ve sonu ince, ortası kalın bir geçiş yaptım. Aynı şekilde arkadakinde, diğerlerinde olduğu gibi incelik, kalınlık. Width Tool'dan arkadaşlar bunları yapıyoruz. Bunlar sanki mürekkepli bir kalemle çizilmiş, inkleme, mürekkepleme işlemi yapılmış gibi, bazı yerler kalın, bazı yerler ince. Bunu böyle bir standart, her yer böyle inceden kalına gibi olsun da istemiyorum. Tek tek uğraşıyorum ki bir random böyle bir etki oluştursun. Şimdi ayağa başlayalım. Çünkü cübbede biraz detay var. Cübbe demişim. Şalvarda biraz detay var. O nedenle önce çorap ve çarığı yapsak daha iyi olur. Çorabın rengini aldım davuldan. Sonra değiştiriyorum. Rengi bir kere seçtikten sonra istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Biraz daha yeşil ağırlıkta bir şey yaptım. Çizgi özelliklerini yuvarlak yaptım. Sonra Width Tool'a geldim, her zaman olduğu gibi. Width Tool'a geliyorum.
kalınlıklarımı ayarlıyorum. Gayet güzel. Evet. Şimdi gelelim çarığa. Çarığın rengini de davuldan aldım. Değiştirmek icap ederse sonra değiştireceğim. Çizgi kalınlıkları arkadaşlar önemli. Önce standart bir kalınlığı getirdikten sonra with tool'la gerekli incelik ve kalınlıkları ayarlıyoruz. Ne de olsa. Bazılarının yerlerini değiştiriyorum. Kalınlaşınca yerleri çok iyi durmuyor olabilir. Bir tola geldim. Nüansları ayarlamaya başlıyorum. Evet. İncelik, kalınlık. Bu arkadaşlar bu tabii yerine göre sıkıcı olabilir. Fakat işi de güzelleştiren şeylerden biri bu. Açıkça söylemek gerekirse. O yüzden tek tek uğraştığınızda çok iyi bir etki yakalayabilirsiniz. O yüzden iyi bir proje için biraz emek vermekte fayda var. Şunu biraz içeriye alacağım. Çizgi ayakkabının zemin çizgisinden faydalanmak için. Şurada da bir sorun var. Onu da düzeltelim. Evet. Şurayı da inceltelim. Evet arkadaşlar, ayakkabı da tamamlanmak üzere. Şuraları da biraz belki detaylandırabiliriz. Bence fena olmadı. Evet, dediğim gibi diğerini kopyalayacağım. Arrange'den, Transform'dan Reflect seçeneğinden, Vertical seçeneğinden. Bunu ne yaptık? Bunun tam ayağın hizasında olmasını sağlamak için buraya bir çizgi koyabilirsiniz. Ben genelde bunu kullanırım. Şöyle bakın daha doğru oldu. Çizginin referansı sayesinde ne yaptık? Düzgün oturttuk ayağı. Fakat ayak tam yere basmıyor. Buradan biraz skew seçeneğiyle ayakkabıyı eğdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi daha iyi oldu. Yere bastı yani. Şöyle bir çizgi çekelim. O kadar fark önemli değil. Şöyle. Bence tamamdır. Şimdi gelelim şalvarımıza. Şalvar önemli bir detay karakterde. Yani bu karakter üzerinde zaten motifleri yansıtması açısından önemli bir detay. Fakat şu davulu da biraz toparlayalım. Davulun renklerini ilk çizerken gelişi güzel yerleştirmiştik. Biraz bunun detaylarına inelim, renklerini ayarlayalım. Fill color'ı iptal ediyorum şu ortadaki davulun çizgisinde. Onun yerine çizgi rengiyle oynayarak orada güzel bir etki oluşturmaya çalışacağım. Evet, davulumuzdayız. Davulumuzun renklerini ayarlayalım şimdi. Şalvara geçmeden önce. Birbirini tekrar eden çok renkler olsun istemiyorum. Küçük de olsa nüans farklarıyla olayın tadı bambaşka bir noktaya çekilebilir. O yüzden biraz renkler üzerinde çalışmam lazım. İlk belirlediğim renklerin etrafında dolanacağım. Fakat öte yandan birazcık uğraşırsam daha güzel bir sonuç elde etme şansım var. Burada deniyorsunuz arkadaşlar. Yani burada renk seçmek büyük iş. Fakat denemekten de korkmayın. Burada ben mesela renkleri seçiyorum. Yukarıda görüyorum. Ona göre renklerinizi değiştirip yeni daha doğru olacağını düşündüğünüz bir rengi deneyip tekrar bir bakıp genel itibariyle bütün çizimi rengine de bakmak lazım. Şimdi dış çizgim için Blending Options'tan
Blending seçeneklerini deneyerek bir güzel bir etki oluşturmaya çalışacağım. Beyaz da fena durmuyor. Davulumun rengini biraz daha sanki açsam iyi olacak. Koyutsam daha doğrusu. Şöyle deniyorum şu anda. Evet. Şimdi biraz daha iyi oldu. Dış çizgi rengini şuradan ayarlayalım. Okey. Renklerini CMYK'dan buradan oynayarak bir şeyler bulmaya çalışalım. Bu kısım dediğim gibi biraz keyfi. Fakat keyfi olarak başladığınız bir şey orada verdiğiniz emek sayesinde çok daha farklı görünebiliyor. Çizgilerin değerlerini burada hiç ayarlamamıştık. Bu arada onları yapalım. Davulumuzun rengi. Bunların hepsi çizimin tamamı açısından baktığınızda önemli detaylar. Noktaları yapalım. Bu davulumuzun iplerinin bağlandığı renkler. Şöyle açık renkler olsun. Davulumuzun en alt kısmı biraz gölgede kaldığı için biraz daha koyu olmasında fayda var. Üst-alt ilişkisi açısından. Aynı şekilde bu ikinci bölmeyi de biraz koyutabiliriz çok az. Altı kadar olmasa da. Çizgilerimizde taşanlar varsa onları düzeltelim. Devamlı o tip şeylerde dikkatimiz olsun. Burada nokta şeklinde çizgilerimiz var küçük. Bunların çizgi özelliklerini rounded yapalım. Evet, geldik Width Tool'a. Hayat kurtaran tool, Width Tool. Buradan kalınlık, incelik, o tip nüanslarımızı yapıp çizimimizin stilini oluşturuyoruz. Aynı şekilde bütün detayları buradan tek tek düzenleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi çok daha uzun çalıştığınızda şu küçücük bir illüstrasyonun üzerinde bile çok daha farklı, çok daha estetik şeyler yakalayabilirsiniz. Ne için kullanacağınız, neye göre hazırlamanız gerektiği önemli. Bu şimdi animasyon için hazırladığım bir karakter benim. Sonra bunun animasyonla ilgili tutorial'ı da olduğu zaman bazı şeyler, neden bu kadar uğraştık, daha basit çizilebilirdi gibi sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Evet, dışa taşanları düzeltmekte fayda var. Bunlar animasyonda küçücük şeyler, göze takılır. Bunların da rengini oynayalım diye düşündüm. Sopadan rengi aldım fakat detaylarıyla burada uğraşıyorum. Biraz daha sarı ekledim. Şöyle bir bakalım, fena durmuyor. Çizgileri düzeltelim. Aşağıda kıvrıklar var. Dalgalı yerler var. Oraları bir nebze de olsa düzeltelim. Evet. Şimdi ise geldik şalvarımıza. Şalvarımıza önce direkt rengini verdik. Diğerini de verelim. Belki bir tanesini yapıp diğerine kopyala yapıştır da yapabiliriz. Bir bakacağız. Şu ayakları geriye göndereyim. Genel itibariyle bakın böyle hoş bir görüntüsü var. Tabi burada kalınlık, incelik bunları ayarlayınca bambaşka bir noktaya gelecek. Şu an önce çizgilerimi kalınlaştırdım.
Her zaman ilk başladığım gibi çizgi özelliklerini ayarladım. Yuvarlaklığı vesaire. Sonra başlayacağız detaya. Bit tool'la bütün detayları oynayacağız. Her zaman olduğu gibi. Bütün kısımlarında yaptığımız aynı şeyi burada da yapıyoruz. Burayı bir kafamda bir şey var olarak yapmıyorum. Gelişi güzel. Gözüme hoş görünecek şekilde deneyerek yapıyorum. Beğenmezsem geri alıyorum, bir daha yapıyorum gibi. Siz de kendi çalışmanızda bu kendi beğeninize göre kendinizi yönlendirebilirsiniz. Bakın benim seçtiğim yol fena görünmüyor gibi. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bunlar normalde kalemle gelişi güzel çizilmiş şeylerdi ama biraz şekil şemal verince olayın estetiği, görüntüsü bambaşka bir noktaya geliyor malum. Göründüğü üzere. Şuradaki kuşağın altından gelen çizgiler işte oradaki buruşukluğu gösterecek. Bunları biraz belki aşağı almakta fayda var. Şöyle. Bence tamam. Aynı şekilde burayı da yapabiliriz. With Tool'dan bütün ayarlamaları yapıyoruz. Bunlar davulun altında kalacak ama animasyonda davulu sallar mı sallamaz mı, ne kadar sallar, oturursa kalkarsa, hareket ederken görülürse diye arkada görünmeyeceğini düşündüğümüz yerleri dahi yapıyoruz. Çünkü davulu alıp elinden aksesuar olarak bir flüt verdiğimizde veya bir zurna verdiğimizde bu defa görünecek. Dolayısıyla ileride yapma ihtimaliniz olan şeylere göre hareket edin. Ya şu anda lazım değil deyip şu anda boşladığınızda yarın tekrar oturduğunuzda aynı havayı yakalayamama ihtimaliniz var. O yüzden hazır başlamışken bütün hepsini yapsanız iyi olur. Evet, bu da tamam gibi. Evet, karakterimiz neredeyse tamamlandı. Animasyon için kullanılacak vaziyete geldi. Daha sonrasında bunu layer'layacağız. Layer'ladıktan sonra nerede eğer yapacağız? Nerede yapacağız? Photoshop'ta mı, Adobe After Effects'te mi yoksa Spine'da mı yapacağız? Ona göre export işlemini gerçekleştirip anime edeceğiz. Şimdi burada bir şeyi unutmuşum. Davulu omzuna asması için gerekli olan buradaki belt, o omuz askı aparatı yok. Onu çizelim. Şimdi kafamda bir şey yok ama gelişi güzel çiziyorum. Kahverengiden aldım. Kahverengi bir deri parçası gibi. Aynı şekilde omuz askısı yapalım. Bunu öne alayım. Çizgi kalınlıklarını ayarlıyorum. Shape tool'dan, Width tool'dan. Bakın seçenekler seçili değilken objeler direkt Width tool ilgili yeri yakalayabiliyor. Şuraya askının şeyleri, kemer delikleri arkadaşlar. Kalınlığını ayarlayalım. Yuvarlak yaptık. Bunu seçtim. Grupladım. Sonra davulumuza bağlanan kısmı seçtim. Öne aldım, grupladım. Şimdi davulumuzu ve elleri öne alacağız. Bu şekilde. Sonra kafayı da öne aldık mı? Tamam, şu anda davulumuz havada durmuyor. Evet. Bence tamam. Belki nüans eklenebilir. Şöyle bir bakayım ne eksik gibilerinden. Genel itibariyle tamam görünüyor arkadaşlar. Şu anda çizimimiz, yani kara kalemle çizdiğimiz çizimi buraya aktardık ve vektörel hale getirdik. Davulumun şu alt kısmına şöyle hareketler eklesem mi diye aklıma geliyor. Fakat bunlar kısa gibi oldu. Bir bakayım şöyle. Evet, fena durmayacak gibi.
Her şey kendi halinde, gruplar halinde olduğunda hemen hepsini seçip daha sonra hepsinin de aynı anda oynama yapabilirsiniz. Ben ne yaptım? Sadece çizgilerimi seçtim. Onları şimdi davulumuzun içindeki gruba yapıştırdım, kesip. Sonra burada detay nüanslarıyla uğraşıyorum. Bunlar da gelişigüzel pencil'la çizilmiş çizgiler. Arkadaşlar tek tek uğraşılmış değil. Fakat gene de hoş duruyor. Daha doğal duruyor her şeyden önce. Bunu yaptık. Bir bakalım. Evet. Fena bir ayrıntı olmadı açıkçası. Genel itibariyle eksiğimiz var mı? Bakalım. Şöyle son kontrollerimizi yapıyoruz. Yani şu çenesinin altına belki o gıdı kısmını belirtecek. Aynı zamanda yanlara yaptığımız saç gibi sakal nüansını da güzel estetik bir şekilde katacak. Şu çizgilerle çalışmamı tamamlamayı düşünüyorum. Yine pen tool'la çiziyorum. Çizdiğim yer tamamsa V klavyeden V tuşuyla iptal ediyorum. Pen tool'u tekrar P ile pen tool'a geçiyorum. Şu şekilde çizgilerimi oluşturuyorum. Parça parça çizgilerimi. Şimdi bunları seçtim. Kalınlık ayarlarını yapacağım. Gruplayıp bunu da kesip kafanın olduğu grubun içine koydum. Kalınlık bu iyi gibi. Width tool'la detayları da yaptık mı? İllüstrasyonumuz tamam olmuş olacak. Arkadaşlar. Budur. Bir bakalım. Evet. Bence güzel durdu. Sizce de öyle mi bilmiyorum. Şu son detayları düzenleyelim. Kalınlıkla ilgili bir sıkıntı var gibi. Daha mı iyi oldu? Bir bakalım. Biraz incelttim. Bu kalınlığı tercih edeceğim ama yerlerini düzenliyorum. Evet. Çizimim tamam arkadaşlar. Şuradan bir ince. Şimdi tamamdır. Evet, çalışmamız tamamlandı. Animasyon kısmında önce layer'lamayı yapacağız. Layer'lama ve animasyon kısmında diğer 4., 5. ve 6. bölümlerde görüşmek üzere.